Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yeni bir videoya başlayacağız. Video konumuzun başlığı Das Perfekt. Yani konuşma dilinde kullanılan geçmiş zaman biçimi. Hani Türkçe'de geldim, aldım, sattım, yedim, içtim filan derken ki kullanım biçimleri. Bu cümlelerin yüklemlerinin sonu dim, dım, dum, düm ekleriyle bitiyor değil mi? Ses uyumuna göre yani Türkçedeki büyük sesli uyumu dediğimiz kurala göre böyle kullanıyoruz. Bunu Almanlar iki çeşitte elde ediyorlardı. Birincisini görmüştük. Preteritum dediğimiz bir geçmiş zaman biçimi kullanıyorlardı. Bu dili geçmiş zamanı Almanca olarak ifade etmek için. Ama preteritum daha çok yazı dilinde kullanılan yani yazılı anlatım durumunda kullanılan bir geçmiş zaman biçimiydi. Şimdi ise normal günlük yaşamda kullandığımız geçmiş zaman biçimi olarak bunu göreceğiz. Bunun adı Das Perfekt. Bununla ilgili tüm açıklamaları biraz sonra sunacağım. Videoda göreceksiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu video ile birlikte Almanca'daki en önemli konulardan birine giriş yapmış olacağız. Bu konu çok ayrıntılı bir konu. Das Perfekt denen bir konu. Buradaki durum ve açıklamaları çok iyi kavradığımız takdirde bundan sonra göreceğimiz zamanlarla ilgili özellikle konjunktif, pasif gibi konu başlıklarıyla ilgili durumları da çok daha rahat anlayacağız. Uzunca bir video olacak. Bu videoyu bölersek konu dağılır. O nedenle bu uzunluğu sabırla dinleyeceğiz ve tabii kavramak istiyorsak bunları dediklerimi bunu çok iyi dinlememiz ve kavramamız gerekiyor. Başlığımız Das Perfekt. Bu bir zaman adıdır Almanca'da. Genel olarak konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Daha önce Preteritum başlığı altında bir geçmiş zaman daha görmüştük. Ona demiştik ki yazılı anlatımlarda kullanılan geçmiş zaman. Perfekt ise konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Çok sık karşımıza çıkacak. Her an her saniye bu tür cümleleri duymak ya da konuşmak durumundayız. Önce bunu kavramak için present zamanı bir hatırlamamızda fayda var. Şimdi üç çeşit fiille present zamanla ilgili örnekler veriyorum. Diyorum ki şurada Ich mache einen Ausflug. Ne demek? Bir gezinti yapıyorum. Kim? Ben. Türkçe'de ben demiyoruz. Ama Almanca'da diyoruz. Ich mache einen Ausflug. Schreiben yazmak. Ich Schreibe einen Brief, bir mektup yazıyorum. Kim? Ben. Almanca'da illaki diyeceğiz. Ich gehe ins Kino, gehen fiiliyle bir örnek. Sinemaya gidiyorum. Kim? Ben. Almanca'da ben diyeceğiz. Şimdi bu cümlelerin zamanına bakarsak, Türkçe cümlelere göre bakalım, hepsi de şimdiki zamandadır, değil mi? Türkçedeki şimdiki zaman eki ses uyumuna göre ıyor, iyor, uyor, üyordur. Burada ıyor, hepsinde pardon ikisinde ıyor, burada iyor. Ses uyumu gereğidir bu. İ ya da ı ya da u, ü olmaz. Görüyorum, ü gelir. Gidiyorum, i gelir. İyor olur. Yani ses uyumuna göre şimdiki esas zaman eki nedir? Yor. Yor'u gördük. Arkasında şahıs eki varsa Türkçe'de bu şimdiki zamandır. Bunun yanında başka bir ek daha olmayacak. Bu şahıs ekidir Türkçe'de. Şu umlar şahıs eki. Ben anlamı verir değil mi? Türkçe'de biz ben bir gezinti yapıyor diyemeyiz. İlla ki şahıs eki getiririz. Almanlar da şahsı söyler. Burada ben kısaca söylemek istediğim şey şu. Bu cümleler Türkçe'de şimdiki zamandadır. Almanca'da ise präsenstir. Präsens genel anlamda
içinde bulunulan zaman demektir. Yani şimdiki zaman. Bu cümlelere bir genişlik katmak için, daha başka bir zaman boyutuna dönüştürmek için bazı kelimeler kullanmak gerekir. Bu kelimeler zaman belirten sözcüklerdir. Bunlar wann, yani ne zaman sorusuna cevap verirler. Almanca'da geniş zaman yoktur. Gelecek zaman diye bir zaman var ama o da gelecek zamanı vurgulamak için kullanılmaz, başka amaçlarla kullanılır. Präsens, zaman biçimi, Türkçe'ye her ne kadar şimdiki zaman diye aktarılsa da geniş zaman, şimdiki yani anındaki zaman ve gelecek zaman biçimlerini de bünyesinde taşır. Ancak bu bünyesinde taşıma işlemi bir takım zaman zarflarının kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Örnek, imma her zaman demek. Yani bir süreklilik vardır değil mi immerin anlamında? Sürekliliği belirten zaman Türkçe'de geniş zamandır. Almanca'da geniş zamanın bir formülasyonu var ama konuyu karıştırmayın. Almanca'da geniş zamanda yine präsens ile ifade edilir. İşte buraya gelecek olan zaman zarfı bu präsensteki içeriğin süreklilik taşıyıp taşımadığını vurgular. Ich mache immer einen Ausflug, ben her zaman bir gezinti yaparım anlamını önceler. Yapıyorum anlamına da gelebilir ama buradaki immer bir süreklilik, tekrarlama durumu içerir. Biliyorsunuz tekrarlama, süreklilik durumu Türkçe'de geniş zamandır. İşte Almanca'da geniş zaman için özel bir fiil çekimi yoktur. Bir formülasyon vardır dedim de girmeyeceğim oraya. Bu präsens çekimle elde edilir. İmmer ne zaman sorusunun cevabıdır. Jetzt kelimesi içinde bulunan anı daha çok ifade etmek için kullanılan bir zaman zarfıdır. Yani o an şimdiki zamandır değil mi o an? Cümle yine, pardon, fiil yine präsens çekilir. Jetzt demişsek cümlede bir de o anı ifade etmiş oluruz. Ben şu anda bir mektup yazıyorum. Yani içinde bulunduğumuz andır ve bu şimdiki zamandır. Yine çekim präsenstir. Burada da präsens, burada da präsens. Başka bir çekim burada yok. Ama burası geniş zaman anlamı öne çıkmış durumda. Burada anındaki durum, o anlık durum öne çıkmış durumda. Eğer cümleye morgen sözcüğünü katarsak, morgen yarın demek. Morgen yarın, yani geleceğe yönelik bir kelimedir değil mi? Geçmişe yönelik değil. Geçmişe yönelik olsa dün olurdu, evvelsi gün olurdu. Bu yarın ya da ertesi gün veya işte içinde bulunduğumuz andan daha sonraki bir an kastediliyorsa o anda gelecek zamanı vurgular. Burada hepsini örneklemenin mümkünatı yok. Morgen'la ifade ediyoruz. Ich gehe morgen ins Kino dersek yarın sinemaya gideceğim anlamına gelir. Yani morgen vasıtasıyla bu präsens çekilmiş olsa da zamansal kayma olarak gelecek zaman ifade edilmiş olur. Kısaca söylüyorum. Her zaman bir gezinti yaparım. Şu anda bir mektup yazıyorum. Yarın sinemaya gideceğim. Geniş zaman, gelecek şimdiki zaman, bu da gelecek zaman. Ama fiil hepsinde de präsens çekiliyor. İşte bu olayı anlatıyorum burada. Türkçeleri burada yazıyor tekrar. Bakın. Ir, ir, ar, ur, ür vesaire geniş zaman ekidir Türkçede. İyor, uyor, uyor, uyor şimdiki zaman. Ecek, acak da gelecek zamandır. Ama biz bunu bakın farklı zamanlarda çektiğimizi belirtiyoruz Türkçe. Yapısı buna müsait. Ama Almanca'da böyle bir durum kısmen yok diyeceğiz. İşte futur diye bir gelecek zaman var ama onu orada anlatalım. Karıştırmayın hepsini birbirine diye girmiyorum. Burada fiili präsens çektiğimiz zaman zaman zarfları vasıtasıyla bu cümlelerde zaman kayması gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi bunları perfekt zamanda
Yani dili geçmiş zamanda söyleyelim. O presens yapıyı gördük. Şimdi preteritum geçmiş zaman idi ama yazılı anlatımda kullanılıyordu. Şimdi konuşurken kullandığımız bir zaman biçimi var. Geçmiş zaman biçimi. Dim dım dum düm var ya, o geldim gittim aldım sattım. İşte onun Almancasına giriyoruz. Konuşurken kullandığımız geçmiş zaman. Şimdi oradaki present cümleleri ben perfect dediğimiz konuşma dilindeki geçmiş zamanı aktarıyorum. Orada bir gezinti yapıyorum diyordu. Ich mache einen Ausflug diyordu. Gezinti yaptım demek için bakın ne yapmış. Ich habe einen Ausflug gemacht. Bu büyük harfle kırmızı yazılan yerlere iyice pür dikkat bakalım. Ich habe einen Brief geschrieben. Orada neydi? Ich schreibe einen Brief idi. Burada ich habe einen Brief geschrieben oldu. Oldu bir mektup yazdım. Orada ich gehe ins Kino nokta idi. Ben sinemaya gidiyorum demekti. Burada ich bin ins Kino gegangen. Ben sinemaya gittim oldu. Bakın yaptım, yazdım, gittim. Konuşma dilinin geçmiş zamanı. Burada habe var, burada habe var ama burada bin var. Bin sein fiilinden geliyor. Presens çekimdir sein fiilinin. Presens çekimi. Bu presens zamanda değil bu cümle. Ama buradaki bin sein fiilinin presens çekimi. Buradaki habe, haben fiilinin presens çekimi. Buradaki de aynı. Burada gemacht neye benziyor? Machen'a benziyor ama bir alaka yok gibi, var gibi. Geschrieben, schreiben'e benziyor ama yazımında schreiben olmuş bilmem ne. Bu gehen'e benzemiyor hiç. Gegangen diye bir şekle dönüşmüş falan. Ha, niye böyle olmuşa geçeceğiz. Şimdi bunlara bir soru zaman belirten sözcük, zaman zarfı katalım bakalım. Gesterni katalım. Herhangi bir zaman kayması olacak mı? Präsenz'de olduğu gibi bakalım. Ich habe gestern einen Ausflug gemacht. Şura neydi? Bir gezinti yaptım. Gestern eklersek ben dün bir gezinti yaptım olur. Cümlede herhangi bir çekim farkı, zaman kayması yok. Dün de desek, dün demesek de bu cümle yaptım, ettim anlamındadır. Ich habe gestern einen Brief geschrieben. Ben dün mektup yazdım. Dün demesek yine mektup yazdım. Yani present çekimde zaman zarfları zaman kaymasına neden oluyordu. Ama perfect çekimde, perfect cümle yapısında, çekim demeyelim daha doğrusu, perfect cümle yapısında zaman zarflarının anlam kaymasından ziyade cümledeki zamanın ayrıntısına yönelik bir anlam vurgulaması vardır. Bunu örneklerle göreceğiz. Yukarıdaki tablolardaki cümleleri dikkatle incelersek, şimdi bu dediğimi açıklıyorum. Immer, jetzt ve morgen zaman zarflarının präsens cümlelerde zaman kaymasına aracılık ettiklerini görürüz. Zaman kaymasından amaç ne? Cümlenin fiilinin çekimi hepsinde präsens ama anlamlarında zaman kaymaları var. Geniş zamana kayabiliyor bu zaman zarfları vasıtasıyla. Şimdiki zamana vurgu yapabiliyor veya gelecek zamanını vurgulayabiliyor. Ama perfect cümlelerde ise örneğin geçmişe yönelik bir anlam taşıyan gestern yani dün zaman zarfının dil bilgisi açısından cümlenin zamanı ile ilgili bir değişim yapmadığını, sadece eylemin zamanı ile ilgili ayrıntı işlevi yaptığını rahatça görebiliriz. Demin örneğini verdim tabloda. Perfect bir cümlede öğelerin sıralanışı, hani özne yüklem tümleş diyorduk ya, onlar nasıl sıralanıyor onu göreceğiz. Bunu iki biçimde vereceğiz. A. Cümlede modal verb kullanılmamışsa, yani können, vollen, zollen, dürfen, mögen vesaire yoksa, varsa başka türlü bir durum var demek ki. Şimdi modal verbsiz bir cümle yapısını inceliyoruz. Birinci sırada özne var. Almancalarını yazmıyorum yer darlığı nedeniyle. Gerek de yok yani. Bunu zaten anlayan Almancasındandır. Özne birinci sırada. Cümlenin en başında. Normal düzgün bir cümle sıralamasını veriyorum.
Bu tümleşler biliyorsunuz öznelerle yer değişebilir vesaire de oraya girmeyelim çünkü çok ayrıntı çıkar. Özne birinci sırada, yüklem hemen bunun arkasından gelecek. Bu yüklem burada ya habının ya da zayının presence çekimi olacak. Dikkat edin, bu cümlenin zamanı presence olmayacak. Bu yardımcı fiilleri presence zamanda çekeceğiz yüklem olarak. Neye göre? Özneye göre çekeceğiz. Olacak yüklem. Neyin yüklemi? Perfect cümlenin yüklemi olacak bu. Hayret bir şey değil mi? Yani yardımcı fiil presence çekildiği halde cümle perfect, yani dili geçmiş zaman anlamı taşıyacak. İşte ikinci sırada bunu yapıyoruz. Üçüncü sırada her zaman olduğu gibi tümleşler var. 100 tane olabilir. Bütün tümleşleri söylediysek cümle bitecekse en sonda esas fiilin particip 2 ya da particip perfect denen biçimi yer alacak. Burayı çok iyi anlamamız lazım. Şimdi özne Ali ya da özel cins isim ya da er bir şahıs zamiri olabilir. Aldık Ali ya da er dedik. Zayn fiilini present zamanda çektik Ali'ye göre, er'e göre. Ist oldu değil mi? Ich bin, du bist, er ist oldu. Er'e göre çektik ist. Tümleşleri sıralıyoruz. Um 7 Uhr mit dem Bus in die Schule. Türkçesini ya söyleyeceğim birazdan. Şimdi burada fahren fiilini kullanacakmışız. Fahren fiilinin neyini kullanacağız? Esas fiil fahrensa particip 2 ya da particip perfect denen biçimi. Fahrenin particip 2 ya da particip perfect denen biçimi neymiş? Gefahren. Cümleyi baştan okuyorum. Ali ist um 7 Uhr mit dem Bus in die Schule gefahren. Türkçesi neymiş? Ali ya da o saat 7'de otobüsle okula gitti. Bitti. Bu cümlenin yardımcı fiili olan sein özneye göre presence çekildi. Esas fiil olan fahren particip 2 biçiminde, yani gefahren olarak cümle sonuna gitti. Diğerlerinde durumda değişiklik yok. Özne başta, tümleşler yüklemin sağında. Ama cümlenin en sonunda esas fiilin particip perfect ya da particip zwei denen biçimi olacak. Bu kadar. Hocam niye zayını kullandık? Burada istedik de habını kullanmadık. İşte o soru da önemli. Bakacağız ona. Perfect bir cümlede öğelerin sıralanışı B. Yine aynı durum. Cümlede modal verb kullanılmamışsa, yani können, wollen, sollen, mögen, müssen vesaire yok. Böyle bir kelime kullanmamışsak yapı bu tablodaki gibi. Aynı durum bakın. Birinci sırada özne, ikinci sırada zayn ya da habının presence çekimi, üçüncü sırada tümleşler, en sonda esas fiilin particip zwei biçimi. Öznemiz aynı. Ali ya da er. Habını kullanmışız burada. Hat demişiz, ist dememişiz. Ne hikmetse orada ist, burada hat. Bu hikmetin ne olduğunu anlatacağız. Tümleşler gestern, seinem Vater, einen Füller. Bakacağız. Geschenkt olmuş. Bu fiilin aslı schenken. Esas fiil schenken. Bunun participi neymiş particip? İkisi geschenkt. Hocam demin gefahrendi. Sonunda en vardı. Bunda T var. İşte böyle bir şeyler var. Bunların da neden, nasıl olduğunu anlatacağız. Cümlenin anlamına bakalım. Ali ya da o dün babasına bir dolma kalemi diyor. Almanlar mecbur ihalini vurgular. Belirtili nesne olarak der artikelleri kullanır. Belirtili belirtisiz nesne neydi hocam? Bunlar şu anın meselesi değil. Bunlar aşılmış olması gereken konular. Dil bilgisi kitaplarına müracaat ediyoruz. Burayı anlatamam burada değil mi? Tekrar ediyorum. Ali ya da o dün babasına, kendi babası onun zayn, latif, bir dolma kalem hediye etti. Habın presence çekilmiş yüklem. Ama esas fiil schenken şeklinde değil, geschenkt şeklinde en sonda yer almış. Bunların neden böyle olduğunu anlatacağız şimdi.
Son iki tabloya dikkatle bakacak olursak, perfect cümlelerde haben ya da sein fiilleri present zamanda özneye göre çekilmekte ve yüklem olarak yardımcı fiil görevi yapmaktadır. Yardımcı fiil. Yardım ediyorlar perfect cümlenin oluşmasına. Kendi anlamları yok burada. Cümlenin eylemini belirten esas fiil ise particip 2 ya da particip perfect adı verilen bir biçime dönüşerek cümlenin en sonunda yer almaktadır. O tablolarda anlattığım şeyi burada yazılı olarak kısaca ifade ettim. Anlamadım diyenler burayı tekrar okusun. Bu demektir ki sein ve haben fiillerinin presens çekimlerini hiç unutmayacağız. Unuttuk mu bunları yapamayız. Hatta daha bir sürü konuyu hiçbir şekilde gerçekleştiremeyiz. Bunları hafızamıza kazıyacağız. Sein'in presens çekimi. Ich bin, du bist, er sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. Haben'in presens çekimi. Ich habe, du hast, er sie es hat, wir haben, ihr habt, sie haben, sie haben. Bu perfect cümlelerde sein fiilinin ve de haben fiilinin sözlük anlamlarının hiçbir değeri yoktur. Bunların bu cümlelerdeki görevi cümlenin perfect zamanı ifade etmek için yardımcılık etmektir. Yoksa burada olmak, sahip olmak gibi bir anlam taşımazlar. Burada bunu yazıyla ifade ediyorum şimdi bu dediğimi. Bu arada şunu da söylemeliyim ki sein ve haben fiillerinin bu cümlelerde tek başlarına hiçbir anlamları yoktur. Bunların bu cümlelerdeki görevi esas fiilin particip 2, particip perfect denen biçimi ile birlikte cümleye dili geçmiş zaman anlamını kazandırmaktan ibarettir. Almanca öğrenenler perfect cümleler kurarken İki sıkıntıyla karşılaşırlar. Bir, yardımcı fiil olarak sein'ı mı yoksa haben'ı mı seçmeliyim? İki, kullanacağım esas fiilin particip 2 yani particip perfect biçimi acaba nasıl olacak? Bu iki soru kafaları kurcalar. Yardımcı fiil seçimi. Şimdi sein'ı mı seçeceğiz, haben'ı mı? Bunu seçmenin bazı işte kuralları var gibidir ama bu biraz böyle kural ezberlemekten ziyade liste ezberlemekte daha kolay öğrenilir derim ben. A. Sein fiilini yardımcı fiil olarak kullanan esas fiiller. Ben bir liste çıkarttım. Bu 3 aşağı 5 yukarı bu kadardır. Ama tabii örnekler aldıkça sayı artar. Kommen ve kommen'in örnek aldığı diğer fiiller de buna dahildir bir kısmı. Kommen, laufen burada yazıyor. Bunları okuyup vakit kaybetmeyelim. Bu fiillerin perfect cümlelerde kullanılacağı zaman yardımcı fiil olarak kullanacakları fiil sein'dir. Geçiyorum. Tek tek okumamın gereği yok. Haben fiilini yardımcı fiil olarak alan esas fiiller için kısmen kural söyleyebiliriz. A. Geçişli fiiller. Ne demek? Nesne kabul eden tüm fiiller. Al bakalım yine nesne çıktı başımıza. İşte bu nesne konusunu Türkçe'de çözemeyenler bunu anlayamazlar. Nesne konusunu iyice çözeceğiz kafamızda. Türkçe'de çözeceğiz. Türkçe'de nesne nedir? Bilemezsek Almanca'daki nesneyi de anlayamayız. Sehen, bir şeyi görmek bakın. Bir şeyi iyi hali istiyor. Yani nesne kabul ediyor. Bir fiil iyi halini kabul ediyorsa geçişlidir. Holen almak, şenken hediye etmek deneyin soruyu. Neyi kimi diye sorun. Cevap veriyorsa kabaca işte almak değil almak bir şeyi almak değil mi? Mantıklı o halde geçişli fiildir. Ama Türkçedeki her geçişli fiil Almanca'da geçişli olmayabilir. Bu örnekleri veriyorum. Bunlar örnek yani bunların sayısı yüzlerce binlerce olabilir. Kesin kurallardan biri dönüşlü ya da işteş dediğimiz hani refleksife veya reziproke fiiller diye görmüştük. Bunların hepsi perfect cümlelerde haben yardımcı fiiliyle birlikte kullanılırlar. Örnekler burada
kendimiz okuyoruz. Yani bunu benim okumamın bir anlamı yok. Est ile kullanılan fiiller, işte yağmur, kar, hava durumu fiillerdir bunların çoğu. Burada yazıyor. Buradan hepsini görüyoruz. Bunların da perfekt cümlelerdeki yardımcı fiilleri hepsinin de habındır. Örnekler alıştırmalarda göreceğiz. Pozisyon delirten fiiller, hani şu legen, liegen, stellen, stehen, hängen, hängen iki anlamlı, stecken de iki anlamlı, sitzen, bunların hepsi haben fiiliyle perfekt cümlelerde kullanılır. Ama Türkçe'ye göre geçişli olmayan bir sürü fiil var. Mesela Duncan Türkçe'de geçişli değildir ya. Birine teşekkür ederiz, birine cevap veririz, bir şeye başlarız, birine ait olur bir şey. Uyumanın geçişlilikle filan ilgisi Türkçe'de var mı? Pek ben de bilmiyorum işin doğru. Yani şlafın uyumak, neyi uyumak filan var mı ya böyle bir şey? Bu mantık bize uymuyor. İşte bu mantık Türkçe mantıktır. Biz Türkçe düşünerek bu işi çözemeyiz. Biz daha doğrusu bu haben mı, sein mi yardımcı fiilini kullanacağımızı bir liste var. O listeyi de bu videoda vereceğim. Çok uzun bir liste ama maalesef onu vereceğim burada. İsteyen onları kes yapıştır yapıp yanına alabilir. Esas fiil particip 2, yani particip perfect şekle nasıl getirilir? İkinci sıkıntı buydu. A. Zayıf, kurallı, düzenli dediğimiz fiillerin particip 2 yapılış biçimi çok basittir. Yani o kuralsızlar listesini ezbere bildiğimiz zaman onun dışında kalan bütün fiiller kurallı demektir. Bütün fiillerin, o bütün fiillerin participi de şöyle yapılır. Fiil alınır. Fiil. Bu fiilin kökü alınır. Bu kökün soluna G, sağına T eklenir. Kural bu. Örnek kaufen'i aldık. Kökünü aldık. Kauf. Kökün soluna G getirdik. Sağına T getirdik. Sonuç G kauf. Kaufen'in particip 2 biçimi neymiş? Gekauft. Bunu onlarca konuda kullanacağız. Yani sadece perfekte değil. Pluskvamperfekte, pasif cümlelerde, substantif pasif dediğimiz ifadelerde, konjunktif 1'de, konjunktif 2'de kullanacağız. Onun için particip perfect konusunu, yani particip sui konusunu çok iyi öğreneceğiz. İşte basit bir kural. Kurallı, düzenli fiiller, zayıf fiiller için kural bu. Zaten listeyi öğrendik, bu kuralsız fiiller listesini, geriye kalanların hepsi kurallı demektir. Onu da bu şekilde particip sıvay yapacağız. Kuvvetli, kuralsız ve düzensiz fiillerin particip sıvay ya da particip perfect biçimleri ve hatta presens ve preteritum biçimlerini öğrenmenin tek yolu bunları ezberlemektir. Ben kısa bir liste veriyorum burada mesela. İşte prezens çekimi, preteritum ve particip 2 biçimini. Particip 2 bir zaman adı değil, bir biçim adıdır. Bunlar zaman durumudur. Haben ere göre genelde o listelerde üçüncü tekil şahsa göre çekimler verilir. Üçüncü şahsa göre verilen çekimler ihe göre, du'ya göre, vire veya ireziye göre çekimleri de size hemen anımsatırız. Kime bu size dediğimiz? Bu işi çok iyi kavramış olanlara. Böyle ezbere konunun ortasından, sağından, solundan başlayanlara değil. Sıfırdan anlattığım ilk videodan sırayla gelenler bu işi hiç unutamazlar. İyi çalışırlarsa. Yok ortasından bakayım, sağından bakayım, solundan bakayım. Öyle bir çalışma olmaz. Haben, ere göre yapıyoruz. Hat, hatte, gehabt. Denken, denkt, dachte, gedacht. Gehen, geht, ging, gegangen. Bak birinde ha, birinde se. Ha yazanlar ha bunu yardımcı fiil olarak alır. Se yazanlar zayını yardımcı fiil olarak alır. Bleiben, bleibt, blieb, geblieben. Nehmen, nimmt, nahm, genommen. Lesen, liest, las, gelesen. Bu ha'lara, se'lere dikkat edeceğiz. Particip sıvay ya da particip perfect ile ilgili diğer özel durumlar. 1. Öneki be, ge, er, emp, ent, fe, ça, mes olan fiiller ve sonu
ihren ile biten fiiller particip 2 yani particip perfect biçimlerinde sol yanlarına g almazlar. Sağlarına t alır mı almazlar mı buna yönelik bir kural değil. Sol taraflarına. Ayrılan fiil ise ayrılan kısımla fiilin arasına, ayrılan fiil değilse başına, soluna g eki almazlar. Ne zaman? Particip 2 biçimler. Örnek, bekommen, b ile başlıyor. Bunun particip'i yine bekommen'dır. Gebrauchen diye bir fiil var. Bu g fiilin kendi g'si. Bir daha g'ye getirmiyoruz. Gebraucht oluyor. Er ile başlıyor. Erzählen, particip erzählt. Emp ile başlıyor. Empfehlen, particip empfohlen. Entlassen oluyor. Yine entlassen. Ver ile başlıyor. Verstehen, verstanden oluyor. G yok. Zerreißen, zerrissen oluyor, G yok. Missbrauchen, missbraucht oluyor, G yok. Sonu ihren'de biten örnek. Reservieren, reserviert oluyor, G yok. Passieren, passiert oluyor, G yok. Demek ki şu örneklerle başlayan fiiller G almaz. Neden? Bu örnekler ayrılmayan örneklerdir. Ayrılan ayrılmayan fiiller konusuna bakanlar bunu zaten anlamıştır. Ayrılan fiillerin particip ikilerinde g ön ek ile kök arasına gider. Şimdi ayrılmayan örnekleri biz önceki sayfada verdik. Ayrılan örnek varsa fiilde g eki particip ikide gereken g eki ön ek ile fiil kökünün arasına girer. Yani fiilin arasına girer. Sonuna t alır almaz. O ayrı mesele. Onu ezberleyeceğiz. Ama fiilin kendisi ayrılan bir ön eke sahipse G'yi ayrılan ön ek ile fiil arasına getireceğiz. Ama sonuna T mi alır, N mi alır? Bu listeye bağlı bir olay. Holen, şey abholen, abgeholt, mitnehmen, mitgenommen, anfangen, angefangen, aufstehen, aufgestanden, einsteigen, eingestiegen, einladen, eingeladen, zu nehmen, zu genommen, vorstellen, vorgestellt, durchführen, durchgeführt, umbiegen, umgebogen. Gelelim listeye. Kaç tane olduğunu ben emin olun saymadım. Bu 200-250 belki vardır. Ben bu listeleri baş harf sırasına göre bölerek verdim. Zaten sayfaya sığması enine boyuna zor bir olay. Daha fazla büyük butonla da yazamazdım. Çünkü sığmazdı bu sütunlara. Bu sütunları da buraya koymasam bu anlaşılmazdı. Sütunumuzu anlatayım önce. Başta fiilin kendisi mastar hali sözlükte yazan biçimi var. Hemen yanında bu fiillerin prezens zamanda üçüncü tekil şahısta çekim durumları var. Hemen onun yanında bu fiillerin preteritum zamanda bulundukları biçimler var. Hemen onun yanında bu fiillerin konjunktif zwei denen dil aracındaki kullanım biçimleri var. Hemen onun yanında bu fiillerin particip zwei ya da particip perfect dediğimiz biçimleri ve hangi yardımcı fiillerle birlikte kullanılacaklarına dair kısaltma işaretler var. H harfi haben'la, S harfi sein'la demektir. En sonda da bu fiillerin Türkçe karşılıkları var. Bu fiilleri bu kadar ayrıntılı bir şekilde her yerde bulamayabiliriz, her yerde buluruz da İşte Türkçeleri olmayabilir, konjunktif ikileri olmayabilir, bilmem ne. Ben burada elimden geldiği kadar en ayrıntılı şekilde bu listeyi buraya koymaya çalıştım. Bir de harf sırası izledim. İşte A'dan E'ye kadar E dahil olmak üzere bu sayfada. Devam ediyorum. Sonraki sayfada F, G harfleri arasını kapsayan yer. Bir sonraki sayfada H, K, L harfleriyle başlayanlar. Bir sonraki sayfada M, N, R, Ş harfleriyle başlayanlar, bir sonraki sayfada S harfiyle başlayanlar, daha sonra T ve V, F yani Almanca'daki harflerle başlayanlar, sanırım şimdi en son sayfa geliyor, evet V ve Z harfleriyle W yani V'den kasıt başlayanlar burada. Bu genel listeler tabii ki ben Almanca yetkili gramer kitaplarından aldım ama biraz kendim katkım ne oldu? İşte konjunktif fikirleri yoksa ekledim, Türkçe anlamlarını ekledim. Bunları kes yapıştırla
masamıza yapıştıracağız bunları. Mutlaka yapacağız. Yoksa işin içinden kesinlikle çıkamazsınız. Ne pasif konusunu anlarsınız, ne de işte pluskan perfekt çıkacak, konjunktif konusu, bunların hepsi özellikle şu parts perfect denilen şekli bilmekle başarılacak durumlardır. Şimdi efendim listeyi de verdik. Alıştırmalara geçiyoruz. Diyor ki that's in the following that's in perfect aşağıdaki cümleleri perfect zamana dönüştürünüz diyor. Mein Vater ist heute im Büro. Babam şu an yani bugün büroda diyor. Okumayın ben teker teker. Bunların Türkçeleri var. İşte iri harflerle koyu siyah puntolarla yazmışım. Dikkatinizi çekmek istemişim. Dikkat edelim. Ayrılan fiil mi değil mi? Kuvvetli mi? Listeye mi bakacağım? Kendim mi bulacağım? Bunları düşünün. O listeyi mutlaka masaya yapıştırmazsak bunları çözemeyiz. Evet. Devam ediyoruz. 18. Ben çok alıştırma koydum. Çünkü bu konuyu çözdüğümüz zaman dediğimiz gibi birçok konuyu çözmüş olacağız. Burada başka bir alıştırma var. Bunların boşluklarını dolduracağız. Ne demek bu? Hangi yardımcı fiil gelecek buralara? İşte o geçişlilik, geçişsizlik konusuna bakacağız. Listeye bakacağız. Anlamıyorsak bir daha araştıracağız. Bu geveyizin nereden gelmiş? Neyin nesi yahu? Ben bir tüyo vereyim. Bu sein fiilinin partizip 2 biçimidir. Verstanden, verstehen fiilinin partizip 2 biçimidir. Gehängt anlaşılıyor, gehört anlaşılıyor, gefahren anlaşılıyor bence. Dikkatli bakanlar anlamıştır. Devam ediyor bu yardımcı fiil seçimi alıştırması. Bu da bayağı sayısal çoklukta önemli. Schreiben Sie das Verb im Infinitiv diyor. Bu cümlelerde kullanılan fiillerin mastar biçimini bu boşluklara getireceğiz. Ne demek hocam bu? Ben bir örnek vereyim şuradan. Habt ihr schon etwas gegessen diyor. Bu cümlenin fiili nereden bulacağız bunu? Cümle başından bulmayacağız. Çünkü burada yardımcı fiil var. Buradan bir şey anlayamayız. Fiil bulmak için. Sona bakacağız. Sonunda gegessen var. Neyi çağrıştırıyor bu? Essen'ı değil mi? Buraya essen yazacağız. Anlamını da çözeceğiz. Kelimeler verilmiş, verilmeyen varsa arayıp bulacağız. Devam ediyoruz. Bir başka alıştırma. Übersetzen Sie ins Deutsche. Almancaya çevirin diyor. Yine okumayacağım çünkü Türkçe cümleler kelimeleri vermişim. Zaten hepsinde de sözlük yanımızda, defter kalem elimizde. Alıştırmalar çok. Ne dedim? Bu konuyu çözen Almanca'da bundan sonraki konuları artık çok basit bir şekilde çözebilecektir. Almanca'daki üç geçmiş zamandan biri olan konuşma dilinin burayı vermeden ben çözümleri vermeyi unutmuşum. Vereyim. Sonra buraya geleyim. Evet sevgili arkadaşlar, çözümleri ekleyerek videomuza devam edeceğiz. Şimdi A alıştırmasının çözümünden başlıyoruz. Çözümleri okuyorum. Hızlı okuyorum. Video uzun çünkü. Mein Vater ist heute ya da gestern im Büro gewesen. Ich habe viele Bücher gehabt. Ich habe mir einen Anzug gekauft. Gestern habe ich dich abgeholt. Ich bin immer um 6 Uhr aufgestanden. Gestern habe ich dir einen Ball gegeben. Das Spiel hat eben, ja da jetzt angefangen. Er hat mich nicht eingeladen. Du hast mir gar nicht geholfen. Ich habe diesen Roman nicht gelesen. Ich habe das nicht verstanden. Er hat sofort das Zimmer verlassen. Gestern habe ich
den Lehrer besucht. Meine Oma hat mir ein Märchen erzählt. Er hat mir dieses Hotel empfohlen. Es hat heute viel geregnet. Es hat dort nichts zum Essen gegeben. B alıştırmasının çözümleri. Bunları okumama gerek yok. Her biri boşluklar dolduracak şekilde burada sıralandı. Dikkatle yazdım ama yanlışlık varsa sonra düzeltiriz. C alıştırmasının çözümleri de burada. Evet, bunları kendi çözümlerimizle karşılaştırıp yanlışlarımız varsa düzeltiyoruz. D alıştırmasının çözümlerini okuyorum. Wo bist du gestern gewesen? Am Montag habe ich keine Zeit gehabt. Warum hast du dich verspätet? Ich habe nichts verstanden. In meinem Leben habe ich nicht so was gehört. Hast du Thomas gesehen? Ich habe nichts gegessen und getrunken. Wir haben dir immer die Wahrheit gesagt. Mein Vater hat uns verlassen. Der Zug ist um 9 Uhr abgefahren. Der Zug ist um 22 Uhr in Izmir angekommen. Meine Schwester hat mir alles zugegeben. Was hat dir Karl vorgeschlagen? Du hast mich belogen. Wir haben uns sehr nach dir gesehnt. Wir haben alles vergessen. Wir sind dort 2 Wochen geblieben. Wir haben dort schöne Tage verbracht. Schöne Tage verbracht, bu ne fazla. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Warum hast du mir nicht geantwortet? Du hast dich immer geirrt. Du hast mir nie geglaubt. Du hast dich nie um mich gekümmert. Evet. Böylece Perfect ile videomuz sona ermiş durumda. Bayağı uzunca bir video oldu ama bunu bölemezdik. Almanca'daki 3 geçmiş zamandan biri olan Perfect, yani konuşma dilinin dili geçmiş zamanı ile ilgili olarak sunduğum video burada sona erdi. Bu konu temel Almanca'nın neredeyse bel kemiğini oluşturur. Bunu daha önce vurgulamıştım. Özellikle Partizip 2'nin nasıl elde edildiği ve ne işe yaradığını anlamış olanlar, ileride öğreneceğimiz Pluskvamperfekt, Futur 2, Konjunktif Vergangenheit ve hatta Pasif, burada belirtmemişim, adlı dil araçlarını anlamakta hiç güçlük çekmeyeceklerdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.